kiralık katil tutmak isteyen birisi Dark Web'de doğru siteye girerse ne olur? Daha önce hiç gerçek bir Dark Web suç hikayesi duymuş muydunuz? Hem de iddialara göre bu site üzerinden cinayet siparişi ediyordu desem. İnternetin Dark Web katmanlarında gezinmek istemeseniz bile suça bulaşmanıza neden olabilir. Ve illegal olan hiçbir şey emin olun iyi değildir. Alexis Stern Temmuz 2018'de 18 yaşını doldurmuş ve artık reşitti. Ehliyetini aldığı için ailesi sözünü tutmuş ve ona ilk arabasını almıştı. Alexis, Minnesota'nın Big Lake kasabasında kırmızı Ford Fusion'ın direksiyonundaydı. Yanında birkaç aydır birlikte olduğu erkek arkadaşı Robbie Olson oturuyordu. Genç çift özgürlüğün tadını ve yazın keyfini çıkarıyordu. Ancak yemek için mola verdikten sonra Alexis'in telefonu çaldı ve arama bilinmeyen bir numaradan geliyordu. Korkarak da olsa merak edip telefonunu açtı ve arayan kendisini Sherburne İlçe Şeriflik Departmanı'ndan bir memur olarak tanıttı. Adam Alexis'e hayatının tehlikede olduğunu söyledi. Korkmaya başlayan Alexis memura suçunu sordu. Ancak memur onun bir şey yapmadığını fakat hala mümkünken en kısa sürede şerifliğe gelmesini söyledi. Alexis hemen şerifliğe gitti ve memurlar tarafından hızlı bir şekilde görüşme odasına sokuldu. Alexis'in departmana neden getirildiğine dair hiçbir fikri yoktu. Kimseyi dinlemeden bunun bir hata olduğunu ve hiçbir şey yapmadığını anlatmaya çalıştı. Fakat memurlar bir yanlışlık olmadığını ve neden orada olduğunu anlattığında duruma inanamadı ve şoka girdi. Memurlardan birisi Alexis'i sakinleştirip koltuğa tuttu ve korkutucu gerçeği, birisinin onu öldürmek istediğini söyledi. Alexis dehşete kapıldı. Gerçeği anlamaya çalışırken onu kimin öldürmeye çalıştığını sordu. Memurlar bunu bilmediklerini ve bu yüzden aceleyle departmana getirildiğini söylediler. Tek bildikleri şey onu öldürmek isteyenin bir dark web sitesinden kiralık katil tuttuğuydu. Birkaç hafta önce Mastermind kullanıcı adını alan biri Tor tarayıcı kullanarak bir dark web sitesine üye oldu. Site yöneticilerine birinin kaçırılmasını veya öldürülmesi istediğini, bunu yapıp yapamayacaklarını sordu. Aldığı cevap ise ciddiydi. Bunun mümkün olduğunu ancak kurbanın yaşamasının ek riskleri olduğu için maliyetin oldukça yüksek olacağını söylediler. Mastermind bunun üzerine cevap vermek için birkaç gün bekledi. Ancak cevap verdiğinde fikri değişmiş ve netti. Hedefin infaz edilmesini istedi. Mastermind organizasyonun kripto para cüzdanına 5000 dolarlık bitcoin göndererek ödeme yaptı. Ve Alexis Stern'ın bir fotoğrafını da ekledi. Mesajı ise bitişik olarak thank you yazarak bitirdi. Bu bilgi ileride bize lazım olacak. O akşam Alexis polis korumasında evine döndü. Memurlar kiralık katilin yeni tutulduğunu söylediler. Bu da en az bir hafta veya iki hafta boyunca katilin hamle yapamayacağı anlamına geliyordu. Muhtemelen Alexis'in evini gözetlemek, hareketlerini takip etmek ve planları hazırlamak oldukça zaman alacaktı. Durum Alexis'e çok garip geliyordu çünkü dün sevgilisiyle arabada mutlu bir an geçirirken bugün ise ölmemek için bir hafta içinde hazırlık yapmalıydı. Ailesi eve güvenlik sistemi kurdurttu ve ardından bir kutu biber gazı satın aldı. Alexis MMA derslerine kaydoldu. Katilden haberdar olan sevgilisi ise büyük bir balıkçı bıçağı satın aldı. Tehdit taşıdığı risk bakımından yüksek öncelikliydi. Bu iş Big Lake kasabasının şeriflerinin boyunu aşıyordu. Şeriflik ağırlıklı olarak sağ çalışması yaparken olaya dahil olan federal ajanlar ise soruşturmayı takip ediyordu. Son birkaç ay içinde kızdırdığı veya rahatsız ettiği biri olup olmadığı sorulduğunda Alexis tutuk şekilde cevaplar verdi. Fakat FBI görevlileri bir şeyin farkına varmıştı ve ona her şeyi anlatması gerektiğini, aksi takdirde onu koruyamayacaklarını anlattılar. Alexis her şeyi anlatmak zorunda olduğunu fark etti. Yakın zamanda Adrian Frey adındaki bir İngiliz çocukla uzak mesafe ilişkisini sonlandırdığını söyledi. Adrian ayrılık kararını kabul etmiş gibi görünüyordu. Fakat yine de çok sert tepkiler vermişti. Alexis onu öldürmek isteyenin Adrian olabileceğini kabul etmek istemiyordu. Çünkü Adrian'ın kan görmeye dayanamayan, hatta korku filmi bile izleyemeyen biri olduğunu, cinayetin Adrian için çok korkutucu olacağını söyledi. Ajanlar en son ne zaman konuştuklarını sorduklarında Adrian'ın tekrar barışmak için 3 gün önce mesaj attığı cevabını aldılar. Alexis, Adrian'a yeni bir sevgilisi olduğunu ve artık onu aramamasını söylemişti. Bu da Dark Web'de cinayet siparişi oluşturulmadan bir gün önceydi. Federaller Adrian'ı araştıracaklarını ve kendisine geri dönüş yapacaklarını söylediler. Günler geçtikçe Alexis'in fiziksel ve zihinsel sağlığı kötüleşti. Sürekli olarak arkasına bakıyor, dikkatini çeken herkesi inceliyordu ve araba altlarını bile kontrol eder hale gelmişti. Tüm bunları ne aradığını bilmeden yapıyordu. Onun için artık her şey ölüm demekti.
Kasaba şerifleri ise suikast tehdidinin önceden nasıl öğrenildiğini merak etmeye başlamışlardı. Muhtemelen İç Güvenlik Bakanlığı, FBI veya belki de CIA'den gelen bir ihbarla alarma geçmişti. Ancak gerçek çok farklıydı. Alexis Stone'un ihbar için teşekkür etmesi gereken tek bir kişi vardı. O kişi Chris Montero'ydu. Chris, beyaz şapkalı hacker olarak bilinen, karanlık web suçları ile ilgili detaylı araştırmalar yapan biriydi. Bir nevi Dark Web dedektifiydi. Bu alanda çok zaman harcar ve genellikle bulduklarını yetkililerle paylaşırdı. Chris daha önceden Dark Web'in kirli köşelerinde gezinmeye alışkındı. Bir gece ilgisini çeken bir site buldu ve incelemeye başladı. Chris bu sitede eski asker kökenli katillerin büyük miktarda Bitcoin karşılığında hizmet sunduğunu iddia ediyordu. Öldürmek sundukları hizmetlerden sadece bir tanesiydi. Doğru fiyat karşılığında ziyaretçiler neredeyse birini dövmek, işkence etmek, kaçırmak veya tecavüz etmek için anlaşma yapabiliyordu. Tek değişen süreydi. Ve diğer kiralık katil sitelerine göre biraz daha profesyonel görünse de çoğu site gibi bu da muhtemelen sahteydi. Çünkü bu sitelerin çoğu insanlardan para aldıktan sonra ortadan kaybolurlardı. Dolandırıcılık yapmak için tasarlanıp kinlenmiş veya saf insanlardan para sızdırmak amacıyla kullanılırlardı. Chris bu sitenin aldatmacı olduğunu açığa çıkaran kısa bir blog yazısı yazdı. Ertesi sabah ise bir e-posta aldı. Gönderen kendisini Euro olarak tanıtmış ve web sitesinin yöneticisi olduğunu iddia ediyordu. Ancak Chris'i tehdit etmek ve onu korkutmak yerine Euro, eleştirel blog yazısını silmesi karşılığında 1000 dolarlık Bitcoin teklif etti. Chris, teklifin sahte olduğunu varsayarak reddetti. Ancak birkaç gün sonra başka bir e-posta daha aldı. Bu seferki farklı bir e-posta adresinden geliyordu. Ancak maili gönderen yine kendini Euro olarak tanıtmıştı. Mesaj bir YouTube videosu bağlantısı içeriyordu ve bunu merak eden Chris hemen tıkladı. Açılan videoda enkaz sahasında bulunan eski bir araba vardı. Maskeli ve kapşonlu biri arabayı benzinle yakıyor ve ardından kameraya yaklaşıp küçük bir not tutuyordu. Notta Pret London için yazıyordu. Pret London, Chris Montero'nun dark web suçları hakkındaki bloğuydu ve onu açık açık tehdit ediyorlardı. İşler kızışmaya başlamıştı ve Chris korkmuştu. Sonuçta kendisinin işi fark edilmeden bu insanları açığa çıkartmaktı. Bu sefer ise hedef haline gelmişti. Fakat ok yaydan çıkmıştı. Artık geri adım atamazdı. Bunun üzerine Chris siteyi kapattırmaya karar verdi ve başarılı da oldu. Ancak ilk site silindikten sadece birkaç gün sonra yenisi faaliyete geçti. Chris ikinci sitenin üzerine odaklanmaya devam etti. Ancak Yuri kesinlikle geri adım atmıyordu. İki web sitesi daha oluşturdu ve kısa süre içinde öldürme, kaçırma, şiddet uygulama gibi menüler sunan daha fazla öldürme sitesi ortaya çıkmaya başladı. Bunların ortak noktası hepsinin aynı sistem üzerinden çalışıyor olmasıydı. Yuri'nin web sitelerinde kullanıcılar önce anonim bir hesap oluşturdu. Zorundaydılar ve tek kural işleyen bir kripto para cüzdanına bağlı olmasıydı. Kullanıcılar daha sonra menüden seçim yapabiliyorlardı. İşlenecek suçların her biri çeşitli özelleştirme ve fiyat seçenekleriyle birlikte geliyordu. Seçildikten sonra kurbanların adresi ve bir fotoğrafları isteniyordu. Bundan sonra geriye sadece beklemek kalıyordu. Sitenin Türkiye bağlantısı ise Chris'in kapattırdığı sitelerdeki yazışmalar internete dökülünce ortaya çıktı. Şu an bunların hiçbirine ulaşmak mümkün olmasa da İngiltere'nin ünlü gazetelerinden Daily Star habere göre siteye cinayet siparişi verenlerin arasında bir Türk de var. Adamın yazdığı mesajda "İş için Türkiye dışına çıktığımda karımın beni aldattığını öğrendim. Dedireceğim. Üstüne bir de benim suçlu olduğumu söylüyor ve boşanmak istiyor. Onu yakalayıp günlerce işkence etmek istiyorum." yazıyordu. Yuri'nin web siteleri sanal bir alışveriş merkezi gibi çalışıyordu. İşe alınmak isteyen sözleşmeli katiller için kısa bir özgeçmiş gönderme bölümü bile vardı. Aynı zamanda müşterilerin sıkça sorulan sorular ve sorulara cevap bulabilecekleri bir bölüm de vardı. İlginç bir şekilde sıkça sorulanlarda şu soru vardı: "Mafya kadınları öldürür mü?" Ve cevap ürperticiydi. "Tabii ki yaparız. Ancak bazı yükleyicilerimiz reddedebilir. Bu nedenle talebinizin yerine getirilmesinde gecikmeler olabilir. Anlayışınız için teşekkürler." Tamam, kabul edelim. Kullanılan dil web sitesine gerçeküstü bir hava kazandırıyor ve bu da Yuri'nin dolandırıcı olma ihtimalini ortaya çıkarıyor. Fakat şaşırtıcı olan ise bu kadar ipucuna rağmen FBI, CIA ve şerif departmanlarının peşinde olduğu vakada Adrian Fry ve mafyanın web sitelerinin yöneticileri aleyhine hiçbir suçlama getirilmemiş olması. Alexis Stern tamamen kaderiyle baş başa kalsa da başına hiçbir şey gelmedi. Bunun nedeni ise muhtemelen olayla beraber haberlere çıkan ve tamamen göz önünde bulunan Alexis Stern'e kimsenin dokunma riskini almak istememesiydi. Tüm bunların üzerine CBS televizyonu 48 Hour programının bir bölümünü bu olaya ayırdı. Hatta program yapımcıları Adrian Fry'in İngiltere Bath'taki evine kadar gitti. Kardeşi evde olmadığını söylediğinde Adrian'a bir mesaj gönderdiler. Fakat Adrian, internet üzerinden seri katil tutmadığım gibi Alexis'i öldürtmek için hiç kimse
kimseyle görüşmedim dedi. Fırsatınız için teşekkür ederim diye de ekledi. Fakat thank you yazarken yaptığı yazım hatası ise ilgi çekiciydi. Alexis cinayeti için Yuri'ye mesaj atan kişi de aynı hatayı, thank you'yu bitişik yazma hatasını yapmıştı. Yetkililer başta Chris'in ihbarını ciddiye alıp harekete geçseler de Dark Web'in göz önünde olan bu suçlularına el sürmemişlerdi. Bu sitelerin bir kısmının sahte olduğuna dair önemli miktarda kanıt olsa da birçoğunun gerçek olduğunu gösteren çok fazla kanıt bulunmaktadır. 2018 yılının Haziran ayında 21 yaşındaki üniversite 1. sınıf öğrencisi Brian Narrow, Indiana'nın Clark County bölgesindeki kırsal bir beyzbol sahasında ölü bulundu. Ölüm nedeni başından vurulmasıydı ve cinayet silahı olay yerinde bulunmuştu. Bu nedenle yerel şerif memurları Narrow'un intihar ettiği sonucuna vardılar. Ancak Narrow'un adı Yuan'ın web sitelerinden birinin öldürme listesinde yer alıyordu. Ölümünden kısa bir süre önce TuneBeep adındaki bir kullanıcı Yuri'ye Narrow'un öldürülmesi istediğini söylemiş ve 6,5 bin dolarlık bir bitcoin teklif etmişti. Narrow'un yaşam sigortası poliçesinin tek bir mirasçısı vardı ve bu bir kadındı. Adı ise yasal nedenlerle açıklanmıyordu. Narrow'un babası ise oğlunun ölümünün intihar mı yoksa Dark Web'den gelen bir ölüm mü olduğunu hala merak ediyor. Dark Web cinayet iddiaları bir kurmaca mı yoksa birilerinin içine gelen bir pazar mı? Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.